Kahvaltı artı sınırsız çay 12 euro. Hı. Öğle yemeği 3 ana yemek artı tatlı 10 euro. Gazlı içecekler 2 euro. Su 50 sent. Hı. Artı %15 servis ücreti. Onu ablana vereceksin. Nasıl ya? Şöyle, istersen nakit ödersin, istersen hesap ocarım, ay sonunda topunu birden alırsın. Abla eniştem ne diyor ya? Senin kulağın deliktir yenge, yok mu şöyle temiz bir kız buluver bana ya? Ay ne bileyim ben böyle işlere hiç girmem vallahi, korkarım muhtar. İyi olur Allah'tan, kötü olur benden bilirsin. Aa, aşk olsun, olur mu öyle şey yenge? Bu konuda bana sen yardım edebilirsin lütfen. Aysel? Aysel olur mu Aysel? Aysel mi? 5 ay sonra 30 yaşına gireceğim ben Gülbahar abla, evde kaldım resmen. Ay bu işler hiç belli olmaz. Doğru söylüyorsun. Öyle Brad Pitt gibi olmasına da gerek yok. Beni sevsin, saysın, evine baksın yeter. Ay aslında ben sana göre birini tanıyorum Aysel. Tır şoförü mü? Yok, illa tır şoförüm olması lazım canım. Ama potansiyeli var. Son günlerde sana bir haller oldu Ferdi. Böyle durup durup tekine bağırmalar, bana parayla ilgili laf sokuşturmalar, benim filmim ille izlenecek diye insanları dağıtmalar, yuva kurmaya karar vermiş bir adamın aklını çelmeler. Sen evlilikten soğudun galiba. Sinirini bizden mi çıkarıyorsun Ferdi? Allah aşkına durup dururken sorun çıkarma Gülbahar. Durup dururken sorun çıkarmıyorum Ferdi. Bizim evliliğimiz sorunlu. Sorun sorunsuzmuş gibi davranmamız. Hallederiz Gülbahar, hallederiz. Hallederiz, hallederiz. Neyi hallediyoruz? Halletseydik hallederdik. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Evlilik danışmanına gideceğiz. Ne? Delirdin mi sen ya? Hayırdır Gülbahar? Esas size hayırdır. Bu saatte niye psikolog da değilsiniz? Değil mi ya? Aa biz işe daldık unuttuk. Fırlama, fırla, fırla. Fırlayın da masayı kapmasınlar. Ne masası Gülbahar? Langırt masası Ferdi Bey, langırt. Ben size sormadım ama Nermin Hanım. O zaman ben söyleyeyim Ferdi, langırt masası, langırt. Rahatladın mı? Bizi terapiye gidiyoruz diye uyutup langırt oynamak ha? İnanamıyorum, inanamıyorum Mahir. Ha bir de langırt yani. Hayır, yalan söyleyip meyhaneye falan gitseniz yine bir ağırlığı var. Ama langırt, puh sizin kalıbınızda. Hayatım şimdi langırt... Hayır, bana daha fazla langırt deme Mahir, benim sinirimi zıplatma. Akşam da sakın eve gelme. Ne? Sen de Ferdi. Mahir abi, Ferdi abi, misafirlerimizi kazasız belasız getirdim. Heh, yaşa. Misafir, ne misafiri? Sana be, sana işimiz var gücümüzde. Hadi sen git artık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz Dişan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Demek ikisi de sarışınmış ha? Mahir zaten Charles Teron'dan çok hoşlanır. Ay canım ne fark eder ikisi de sarışın da esmer. Seninkininki esmer olsun, oldu mu? Tamam abla, sakin ol lütfen. Ay bırak Yeşim, nasıl sakin olsun? Ben bile sakin olamıyorum. Ay, ikisi de otelde kalıyorlar zaten. Ben bu gecenin sonunu hiç hayırlı görmüyorum Rose Bahar. Boyun busun devrilsin Ferdi. Anneciğim ne olur yapma. Allah belanı versin de Mahir. Anne Allah aşkına. Ne oluyor be? Bir durun. Bir de şu kadınlarla. Zevksiz kabzımallar sizi. Orada biraz durun hanımefendi. Bu işin tadı kaçmaya başladı. Bak 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 Nermin, tadı kaçmaya başlamış. Ben şimdi seni... Ay anne sakın lan. Birbirini seven, birbiri için nice zorluklara katlanmış aileleri böyle görmekten hicap duyuyorum ya, hicap duyuyorum. Bu ne? Ben hepinizi seviyorum. Biliyorum siz de birbirinizi seviyorsunuz. Bırakın artık şu langırt muhabbetiymiş, yok duygusal hanzoymuş, oymuş. Bu ne ya? Bu! Sarılın birbirinize, öpüşün lütfen ya, lütfen. Barışın hadi. Ben de mi sana aşık oldum muhtar? Benimle evlenir misin? Sana bir can doğurmak istiyorum. Ben...
Ben de yeni bir sayfa açmak istiyorum hayatımda be. Benim de yeni bir sayfam olsun. Evet Aysel, evet evlenirim seninle Aysel. Aysel. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 aylık atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali anlar. Ah Avrupa ah. Can Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyun içinde. Seçimle geldim seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Oğlum iyice bastır, parlasın. Baba. Hı. Senin bütün ayakkabılarını parlatırsam bana yeni krampon alır mısın? Heh. İşte Tekin'in yaşadığı evde çocuk yetiştirirsem böyle olur. Her şey para için yapılmaz. Yardımlaşma denen bir şey var. O zaman yardımlaşma fonu yapalım. Oğlum sen cilalamasan da ben sana ayakkabı alırım. Yeter ki sen dayın gibi zırvalayıp beni dellendirme. Heh. Kravat da geldi. Kızım ben sana bordo kravat demiştim. Aa, bordo olmaz babacığım. Bordo bu takımı boğar. Yapma ya. Ya. Sen öyle diyorsan peki hadi bakalım. Yalnız babişko bir yakışıklı oldun sen bugün ya. Önemli bir gün galiba. Önemli olmaz mı kızım? O kadar hazırlık yaptım. Yani. Vay ne hazırlığı yaptın? Sana ne? Sürpriz yani. Sürpriz mi? Ne sürpriz? Sen ne diyorsun be? Nasıl ne diyorsun? Günaydın. Günaydın günaydın. Ne zamandır bu takımını giymiyorsun Ferdi? Çok yakışıklı olmuşsun. Gülbahar, akşama önemli bir işim var. Yemeğe gelmeyebilirim. Ne? Ne oluyor ya? Akşam önemli bir toplantım var. Yemeğe gecikebilirim. Ne var bunda? Ha, sen hazırlık derken, önemli iş derken toplantıyı kastettin yani. Evet, ne var bunda? Belki evlilik yıl dönümümüz için bir hazırlık yapmışsındır diye düşündü çocuk Zahir. Yani. Bak kızım, benden sana bir baba nasihati. Bir gün kocan evlilik yıl dönümünüzü unutursa sakın anan gibi surat asma. Aa, vallahi hiç kusura bakmasın babacığım, asarım. Balıklar ve erkekler unutkan yaratıklardır. Dualarında var. Baba hem suçlusun hem güçlüsün ya. O zaman sen de bana bugünü bir daha unutturma. Al şu parayı. Anana en hasosundan tek taş bir yüzük al. Sen niye almıyorsun? Alamam. İşim var. Vaktim yok. Kızım kirlin varsa şey çıkar. Gül'e hediye alması için para mı veriyordun Ferdi? Aa, yok canım. Harçlarımı verdim. 5 yıllık peşin herhalde. Benim şey etmem lazımdı. Görüşürüz. Bir tek taş alırsın, aldırırsın. Olur biter be Ferdi. Ferdi, sen eskiden de kaba bir adamdın ama... böyle kendine has bazı şıklıkların olurdu. Hala var. Yok, artık sadece kaba bir adamsın Ferdi. Gülbahar. Vallahi billahi aklım şu toplantıda. Yoksa unutur muyum yani? Hı? Ya mesele evlilik yıl dönümümüzü unutman değil ki beyefendi.
Sen çok değiştin. İyice tahammülsüz bir adam oldun. Evde sürekli bir gürültü, patırtı, gerginlik. Biz niye ailecek kırmızı alarmdayız Ferdi? Tekine de say. Üç çocuğa bakıyoruz. E olur böyle şeyler. E hep suçu çocuklara atıyorsun. Biz seninle baş başa ne zaman en son güzel bir vakit geçirdik ha? Demek ki tek ortak noktamız çocuklar kalmış. E zaten böyle bir evliliğin hatırlanacak özel günü olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen de haklısın beferdi. Biz artık geç kaldık. Sen bari toplantına geç kalma. Hayırlı işler sana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ederim Mayer abicim. Tebrik ederim Ferdi abicim. Bu anlaşmayı da bozmazsınız inşallah. Attık oğlum imzaları. Aysel patlat bize 4 tane manda düşmez Türk kahvesi. Aysel yok abicim. Ben hemen şu kahveden kapıp geleyim. Kap 3 tane kahve hadi fırla. Ah. Ortağım ne totem yapıyorsun, iş bozulmasın diye mi? Ya yüzün bir gülsün, sevin biraz. Sen karınla evlenme yıldönümünü hatırlıyor musun? 4 Haziran 1985. Sen ne biçim delikanlısın be? Aynı zamanda Nermin'in doğum günü. Unutmayayım diye aynı güne denk getirdi. Hatta tarihi koluma dövmeyle yazdırıyordu, zor yırttım. Her sene 2 hediye verdiler. Sen evlilik yıl dönümünü unuttun. Ah be Ferdi, sen şanzımanı defranseri dağıtmışsın er kişi niyetine. Oğlum, çok ağır konuştu Gülbahar. İçime oturdu. Kur'an çarpsın. Ben karımı daha ilk günkü gibi seviyorum. İlk günkü gibi davranmıyorsun ama Ferdi, hikaye orada. Yani ona öyle bir şey yapmadım ki onu hala çok sevdiğimi anlamadı. Ya biz bu çocuklar olmadan ne yapardık Gülbahar'la? Yuh, onu da mı unuttun? Sinemaya giderdik. Yemeğe giderdik. Şan tiyatrosunda temsiller olurdu. Benim gibi bir tırcı adama bile tiyatroyu sevdirmişti. Hipodroma giderdik. Hani ben seviyorum diyor da benimle gelirdi ya. Hipodrom saçma. Şan tiyatrosunu yaktılar zaten. Sinema ve yemekte fazla klasik kaçar. Bu 4'ü de kurtarmaz seni Ferdi. Kurtarır. Nasıl? Buldum. Ne? Yeşilköy'de salaş bir balıkçı vardı. Gülbahar'a orada evlenme teklif etmiştim. Bu akşam karımı oraya götürüyorum. Hadi bana eyvallah. Hadi eyvallah. Ya bu Alman ligi ne sakat bir lig kardeşim. Zırt pırt sürpriz oluyor ya. Ya ya. Bunda mı? Peki bu bayan bu hafta ne yapar hacım? Yani sizin oralarda ne diyorlar? Sakatı falan var mı? Ya. Geniş geniş anlat. Telefon beleş. Ya. Abla kaç kere söyleyeceğim sana. Beni bu numaradan arama. Bu numaranın meşgul olmaması lazım. Hadi çöz. Abla işte. Pampiş'in bu ne bohçası? Bizde adettir. Kız istemeye bohça yapılır. Ne zaman gidiyoruz Bursa'ya istemeye? Hazırlıklar bir biterse hayırlısıyla gideceğiz de. Ay bu adetlerimi sıkıyor mu seni yoksa muhtar? Sıkar mı aşkım hiç? Ya ben bir an önce bu iş nihayete ersin istiyorum onun için. Beni de götüreceksin değil mi Bursa'ya? Seni ne olarak götüreceğim Tekin? Pampişim olarak mı? Şahidin değil miyim? Senin şahit, bir defa senin şahit olarak götüreceğim. Bu kızı vermezler ya. Sen insan olmadığın için senin şahitliğin hiçbir konuda geçmez. Ay sen çok komik adamsın muhtar ya. Avrupa Birliği Danışma Merkezi burası mı? Ay müşteri geldi. Ben gidiyorum muhtar. Bol kazançlar aşkım. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. 3 parça tavuk göğsü, 200 gram da tavuk jambon alıyorsun. Yalnız tavukları iyi dövdürüm Ali. Çünkü cordon bleu yapacağım. Cordon bleu? Hı-hı. Tamamdır Nermin Hanım. Merak etmeyin siz. Mehmet Ali, servise çıkıyorsun değil mi? Evet abla. Bana 1 kilo nohut, 1/2 kilo da baldo pirinç alıver.
Ah, hayırdır Rozbahar'cığım? Yoksa sanayinin girişinde arabada nohut pilav mı satmaya başladın? Nesi var bunun? Cevap bile vermedi bana. Ebe abla, bile bile sinirden kadını. Sen karışma Mali, biz böyle anlaşıyoruz. Şşt! Junior Rose, gel bakayım. Annenin nesi var? Hasta falan mı çocuğu? Ay sorma Nermin teyze. Babam evlilik yıldönümlerini unutmuş. Öyle çok üzgün biraz. Typical Türk erkeği işte. Nöşetel maçının skorunu sor hatırlarlar. Ama bir tarihi akıllarında tutamazlar. Kadın haklı. Skandal. Dingiller ordusu. Ben gideyim. Git hadi. Güle güle. Şimdi beyefendi, Avrupa Birliği'nin kültür fonları var. Var olmasın ama size yar etmezler. Niye? Ben çok güzel kaşık ve saz çalarım. Köçek oynarım. Kültür fonu öyle bir şey değil kardeşim. Yani kaşıkla köçekle olsa bütün Avrupa gerdan kırıyor olurdu değil mi? Benim bahçem var evimde. Tarım kredisinden yararlanamaz mıyım? Senin olayın ne kardeşim? Burası Avrupa Birliği tokatlama merkezi mi ya? Ha? Yürü git başka kapıya bak. Allah Allah. Alo. Alo Aysel. Ha efendim aşkım. Ne dedi annen? Bohçaları çeyiz sandığına koymak lazımmış. Tamam aşkım. Bakarım ben bir sandık o zaman. Tamam. Sen merak etme. Ben hallederim. Alacağım şimdi bir çeyiz sandığı. Tamam aşkım. Hadi öptüm. Son bir şey. Avrupa Birliği'ne çocuk yapacağıma dair garanti versek. Diyorum ki çocuk yardım avansı alabilir miyim? İkin. Ben bohçalara sandık bakmaya gidiyorum. Sen şu adamı buradan def et. Sabah sabah başımı belaya sokacak. Uyuz etti beni ya. Def et şuna. Tamam pampişim. Sakin. Bana bak birader. Sen yanlış adama danışıyorsun. Alengirli işlere ben bakıyorum. Ha? Yeter ki komisyonda anlaşalım. Gerisi problem değil. Senin şu bahçenin metrekaresi neydi? Yok bir ortam. O balıkçı kapanmış. Ama iyi ki kapanmış. Yani aklıma daha güzel bir şey geldi. Manyak bir şey. Çılgın proje. Yıllarca konuşulacak Allah'ıma. Destan yazacağım, destan. Ama bunu yapabilmem için Gülbahar'ın bir şekilde evden çıkması gerekiyor. Sen bana bugün izin ver. İyi günler ortağım. Oo, yılın kocası Ferdi Koparan. Hı. Nasılsınız? Yani sizi gördüm, daha kötü oldum Nermin Hanım. Size yakışanı yapıp evlilik yıldönümünüzü unutmuşsunuz öyle mi? Bravo, tebrik ederim. Tabii sizin için aşk tır tamponuna yazılan bir maniden ibaret değil mi? Gülbahar'a öyle bir sürpriz yapacağım ki romantizm yeniden yazılacak. Öyle mi? Ya. Ne yapacaksınız? Tır şambreninden kalp mi? Ne yapacağımı çok merak ediyorsanız Gülbahar'ı 2 saatliğine evden çıkarın. Ben de hazırlıklarımı yapayım. Aa, ne demek Ferdi Bey? Size yardım etmek benim için bir zul. Ama sonunda nasıl rezil olacağınızı görmek var tabii. All right, kabul ediyorum. Tamam dayı, anneme sorayım önce. Ne soracakmışsın sen bana? Dayı muhtarlığa çağırıyor. İnebilir miyim? İnin ama in de biraz ben de kafamı dinleyeyim. He. Geliyorum dayı. Çaki. Hay Nermin. Merhaba Rozbahar. Buyurun, buyurun. Yok hiç girmeyeyim. Alışverişe gidiyordum da sen de gelir misin diye soracaktım. Niye? Senin zevkine güvenirim bilirsin. Sen yine benimle alay etmeye mi geldin? Ne? Çok ciddiyim. Vallahi zaten tepemin tası atmış durumda. Senin o sosyetik arkadaşlarına meze olacak halim yok benim. Kendine başka bir eğlence bul. Öğlen zıvanadan çıkartma beni. Hadi selamet, hadi selamet. Senin kompleksli, antisocial sosyopat, desperate housewife. O söylediklerinin alt yazısı benden sana iade, ecnebi müsveddesi. Zaten size yardım eden de kabahat. Sana da, girl'ları çağ, kocana da. Ha, hakaret edeceksen de zaten böyle hakaret et. Özüne dön, nakkaç tepeli. Ha,
Ne yardım yapacakmış ki bu bize? Bak birader, asıl sıcak para çocuk yardımında. Arge marge o işler karışık, boş ver bırak bir kenara. İyi de abicim söyledim sana, benim çocuğum yok, evli de değilim. İki dakikada çocuğu nasıl yapacağım şimdi? Yahu hazır yapılmışı var, ben ayarladım, boş ver sen. Nasıl yani? Nerede kaldın aslanım, iki saattir seni bekliyoruz. Hazır izin koparmışken dondurma yemeğe gittim dayı. Tanıştırayım, oğlun Emre, öp babanın elini. Öpsene oğlum. Asansörü kullanabiliyor muyuz abi? Hayır, zaten birinci kat. Apartmanda papaz etmeyin beni. Hadi o zaman Numan. Durun, dur. Siz onları şuraya bırakın. Buraya bırakın. Kamyondan diğer aksesuarları getirin. Ben söylemeden de sakın gelmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi güle güle. Gülbahar. 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 Alo, Numan Usta, sevkiyatı hemen başlatın. Hep şimdi. Gülbahar, Gülbahar, ne bağırıp duruyorsun Ferdi? Aa. Ben ne var, ne oldu? Nereden çıktın sen Gülbahar, evde ne işin var senin ya? Tabii, sabahki tavrından sonra evi terk edip gitmem lazımdı ama çocukları bırakmaya kıyamıyorum işte ben. Numan Usta, sevkiyatı hemen durdurun. Depoda bir sorun çıkmış, malları geri taşıyın. Ben şimdi geleceğim, hallederiz. Eyvallah Gülbahar. Ne geldin, ne gidiyorsun Ferdi? İş Gülbahar, iş. Sen iyice bir delirdin ha. Allah Allah. İş olmazsa avansı geri alırım. Yemişim senin avansını. Avrupa Birliği tarihinde bir ilke imza atacağız. Cillop gibi evrak hazırladım sana. Artık Emre senin oğlun. Takma kafana, kıvıracağız. Yahu bu çocuk 10 yaşında. Tamam işte, nüfusa geç yazdırmışsın gibi hazırladım evrakı. Üstelik annesi de rahmetli olmuş. Şişt. 80 milyon nüfuslu bir ülkede bir çocuğu kim fark eder? Gözünü seveyim, takma artık. Yürü hadi, yürü, ben sana haber veririm. Yürü. Evet. Allah Allah. Avansın yarısını alırım dayı. Oha, bütün tezgahı ben kurayım, avansın yarısını sen al. Çocuğu benim ama. Ana ne, adamı da ben buldum. Kuzu ne Mumu? Ya adetmiş. Kız istemeye giderken kuzu götürmek lazımmış. Ne isterlerse yapıyoruz kuzu kuzu. Şerhan şu sandığı diğerlere zulala da ben de bu yavruyu bahçeye bağlayayım ya. Hayrola muhtar, adak mı var? Ne ada? Bu benim mürüvvetim Ferdi, mürüvvetim. Ne işin var oğlum senin burada? Hiç. Annem ayak altına dolaşma dedi. Ben de buraya indim. Bana bakın, ne yapın edin, Gülbahar'ı dışarı çıkarın. Evin iki saat boş kalması lazım. Hayırdır enişte, ne oluyor? Gülbahar'a sürpriz yapacağım. Babam kendini affettirmek istiyor. Evvelki yıl dönümünü unuttu ya. Yuh be enişte. Bu çok zor bir görev baba. Şuna bak, sakal istiyor. Çocuğu da kendine benzetti Tekin. Hemen bu işi halledin. Tamam baba, bağırma. Hallederiz. Oğlum öyle zırt diye sakal istenilir mi? Önce bir nabzını yoklayacaksın, sonra tıraşa başlayacaksın. Dayıya bak, verdiği nasihata bak. Allah cezanı versin Tekin, Allah cezanı versin senin ya. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Hey Allah'ım yarabbim. Evlilik programında evlilik yıl dönümü kutluyorlar. Bugün her şey üstüme geliyor. Hoş geldin. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Dur. Hiç itiraz istemiyorum. Yürü çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz oğlum? Nereye gidiyoruz ya? Ben evlilik yıl dönümünde ablamı evde oturtmam. Hisar'a inelim. Abla kardeş bir temiz hava alalım. Hadi yürü. Balık ekmek de yer miyiz? He? Yemez miyiz? Gerekirse ben kendi ellerimle tutarım balığı. Hadi. Siz kafanıza göre takılın. Benim evde kalmam lazım. Kompozisyon ödevim var da. Tamam çocuğum, ben senin yeşim ablana bırakırım. Yaparsın orada ödevini.
Beni mi kandıracaksın Afacan? Evde kalıp oyun oynayacaksın değil mi? Hadi yürü bakalım, hadi, hadi. Alo, Numan Usta. Birazdan apartmandan 3 şahıs çıkış yapacak. Gittiklerinden emin olun, malları getirin. Tamam Numan Usta. Madem böyle bir eşeklik yaptın, gün içinde bir çiçek gönder, bir jest yap değil mi? Haksız mıyım? Haklısın Allah. 20 yıllık karınım ben senin. Bunun karşılığı bu mudur? Haklısın abla desene. Abla dışarı çıktığımızdan beri başka bir şey demiyorum ki. Niye? Haksız mıyım? Yok olur mu canım? Yerden göğe kadar haklısın. Ay sen ne azılı romantik bir isme Ferdi amca. Aslında çok çalışkandır abisi. Aklını biraz derslerine verse keşke. Sus kızım sus. Şimdi anan gelecek bütün sürpriz mahvolacak. Koçum. Al şu parayı. Çocuklara mukayyet ol. Gerek yok Ferdi amca. Al dedim. Çocuklara mukayyet ol. 11'den önce de dönmeyin sinemadan. Hadi. Merak hadi. Etme Ferdi amca. Hadi çabuk. Tabii ki sen haklısın abla. Nereye gidiyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun Ferdi sen böyle kapının önünde? Seni bekliyorum Gülbahar. Gel. Hatırladın mı Gülbahar? Sana 20 yıl önce evlenme teklif ettiğim Taka Faruk'un balıkçısı. Buyurun. Annem inşallah babamın yaptığı sürprizi beğenir. İyi de bir film 1,5 saat. Gittik geldik hadi 2,5 saat. Babanlara yetecek mi 2,5 saat? Ne oluyor bakayım, siz sinemaya mı gidiyorsunuz? Aa. Bana bak Emre, ablan sana emanet. Bütün gün aralarında duracaksın. Arabada, sinemada, her nerede olursa olsun fark etmez, aralarında duracaksın. Yan yana gelmeyecekler. Gözün üstlerinde olacak. Anlaştık mı? Ailen sana güveniyor Emre. Hadi sinemayı anladım da, arabada nasıl aramızda oturacak bu? Ne var, sen arkada oturuyorsun. Allah Allah, bu da sorun mu şimdi? İçin rahat edecekse sen de bizimle gelin işte. Ne dedin sen? Bizimle gel. O değil öbürü. İçin rahat edecekse. Bir önceki. Enişteye takıldı. Ha. Ben nereden senin enişten oluyorum? Dayıcım. Şşt sen karışma. Bana bak Cimcoz. Dua et de ben senin enişten olmayayım. Eğer enişten olursam kendime kendi eniştemi örnek alırım ki seni de kendi tekinim yaparım. Bana nasıl davrandığını biliyorsun değil mi? Aklını alırım senin. Sakın yeğenime sırnaşayım falan deme. Hadi bana eyvallah. Harbiden kötü bir niyetim yoktu aşkım ya. Üzülme hayatım. Sen dayıma Haşmet Bağaplarında diye hitap etsen bile göreceği muamele budur yani. Kasma yani. Babamın verdiği parayı bana verin. Ben de bu gece sizin hiç aranıza girmeyeyim. Matmazel'de takılırım ben. Siz de geri dönerken beni alırsınız. Allah Allah. Sen büyüyünce ne olacaksın ben bir merak ediyorum ya. Düzenbaz bildiğin. Olmaz. Bir anlaşılırsa çok fena sakata geliriz. Nasıl yani? Bütün gece anahtarlık gibi yanımızda mı taşıyacağız bunu? Sen ciddi misin? Bak Matmazel'i bir daha bu işlere bulaştırmıyor. Siz ortalıkta gözükmeyin, ben hallederim. Hem Matmazel'in yanında bizim yanımızda olduğundan daha güvende olur. Ablasından ferman çıktı. Ver parayı. Ver parayı. Bana bak, döndüğümüzde seni Matmazel'den alacağız. Sakın numara çekme. Burada vakit kaybediyorsunuz, farkında mısınız? Bonjour Matmazel. Bonjour. Ben internetle Fransız bir kızla tanıştım. Ha. Annem de izin verdi.
Vaktiniz varsa bana biraz Fransızca çalıştırabilir misiniz? Sizin kadar şirin bir monsieur nasıl geri çevirebilirim? Buyurun monsieur. Hatırladın mı? Bizim şarkımız. CD'sini aldım. Ya. Hmm. Bizim şarkımız. Ancak 20 sene sonra eve CD'si alındı. Yapma be Gülbahar. Ne yapıyorsun Gülbahar? Tamam mekan tamam da garson yok Ferdi. Su alacağım. Olur mu? Sen bugün hiç kalkmayacaksın. Pardon. Sadece dans etmeye kalkacaksın. Buyurun bayan. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ferdi'ciğim ben böyle her şey için çok teşekkür ediyorum ama bizim evimizdeki sorunlar... Sorunlar, sorunlar. Delikanlıysa teker teker gelsinler, sırayla çözeriz. Hepsi karşımızda yıkılır Gülbahar. Benimle evlenir misin? Hoppala, biz zaten evliyiz ya Ferdi. Yapma oyunu bozma be Gülbahar. Teşekkür ederim. Ne oldu Gülbahar? Ne oldu? Ne olacaktı ki ya? Hayır, ne olmasını bekliyorsun ki? Ne ben o 18 yaşındaki kızım, ne aşkımız o zamanki aşk, ne de bu balıkçı, o balıkçı. O kadar değil mi? Ha? O kadar çalış, çabala, o kadar. Ha? Ne olacaktı ha? Ne olacaktı? Yani bir gecede salonu balıkçıya çevirdim, bir müzik koydum, bir yüzük getirdin diye evliliğim 0 kilometre olacak hali yok. Yok ya. Yemin ederim bilmiyorum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sizi nasıl memnun ederim bilmiyorum Gülbahar. Sen bu jestleri sabahki dangozlukları yapmadan önce yapsaydın. Amenna. Yani evi zaman tüyenine sok, yüzük hediye et, suratçına mahkeme duvarı. Sanki yüzük hediye etmemişim de at nalı hediye etmişim. Bana öyle atlı nallı konuşma Ferdi. Sen de biraz kadir kıymet bil be kardeşim. Ben mi? Ha. Ben mi? Ha. Ben mi kadir kıymet bilmiyorum? Ben mi kadir kıymet bilmiyorum? Biliyor musun? Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Biliyor musun? Ha? Hangi koca karısı için evine böyle şekil yapar be? Ayıptır be, günahtır be, yazıktır be. Kimse bu şekil yapmaz Ferdi. Çünkü kimse böyle bir şey yapmaz, böyle bir tuhaflığı yapmaz. İkinci kattaki sistre yapılmış yeni parkelerin üstüne bir kamyon dozu kumu kimse dökmez. Ay ne kadar bencilsin sen. Nasıl bencil bir şeysin sen. Beyefendi, paşa bey yılların affını dileyecek. Gülbahar parkelerden kova kova kum toplayacak öyle mi? Günahtır, günah. Temizleme be. Ben temizlerim. Tabii ki sen temizleyeceksin. Sen batırdın, sen temizleyeceksin. Bana öyle emir verir gibi konuşma. Biliyorsun hayatta en illet olduğum şeydir. Vallahi salona döktüğüm bu kumu toprağı temizlemeni senden rica edemeyeceğim. Çok üzgünüm Ferdi. Bak, böyle konuşmaya devam edersen temizleyeceğim varsa da temizlemen. Prensip meselesi. Vallahi bu dünyada tek prensipleri olan senmişin gibi davranmandan illallah geldi Ferdi. Senin prensiplerin varsa benim de prensiplerim var. Bu salonu da elini süren Gülbahar daha da Gülbahar değildir, onu da bilesin. Heh. Ya burayı temizlersin ya da bundan sonra böyle yaşarız. Ben canımdan bezdim, canımdan bezdim. Bir de bu saatten sonra ameleler gibi kumkaramam ben. Yeter mi? Ben de temizlersem adam değilim. Hadi bakalım. Şişt. Çok güzel tırpı olmadı mı? Sence kim temizleyecek? Babam mı? Annem mi? Vallahi bilmiyorum. Ben şu iki inatçı keçi masalının sonunu hatırlamıyorum da... Bu evden bu dekor kalkmadan benim parti yapmam şart Emre'cim. Gül! Parti marti yok. Hadi kalkın. Evi temizleyeceğim yoksa ben artık kafayı yiyeceğim ha. Hayır Yeşim. Hayır Yeşim.
Burası temizlenmeyecek. Sen bana mutfağa yardıma gel. Ama abla, yani böyle nasıl yaşanır? Niye yaşanmasın Yeşim? Ben çok sevdim. Sakın dokunma. Ferdi abi, siz böyle girip çıktıkça apartmana kum yayılır. Yani günde 4 kere apartmanı silerik. Yani apartmanda mı çalışırık, halk plajında mı çalışırık belli değil vallahi. Üzgünüm Yeşim. Yaptığım jest yerini bulana kadar burası böyle kalacak. Ay ne jest, ne jest. Ay çocuklar, demek ki evlenme teklifini Beyoğlu'nda yapsaydı salonun ortasından tramvay geçirecekti Zahir. Öyle olsaydı öyle yapardık Zahir. Ay ben sana öyle yapma demiyorum. Yap, yap ama sonra vagonunu, rayını toparla. Temizlenmeyecek Yeşimcim. Kendi yaptığı jestinin dağınıklığını kendisi temizleyecek. Benle öyle cekli caklı konuşma. Balıkçıma dokunanı yakarım. Hadi bana eyvallah. Oho, bu sabah erken çıktın balıkçıdan da romantik sazan. Ne yapalım, evde huzur mu kaldı? Ayrıca bana bir daha romantik sazan dersen... Aha, günün ilk tehdidi geldiğine göre Ferdi Bey uyanmış demek. Good morning. Nermin'ciğim lütfen laf sokma, o duygusal bir balıkçı. Genellikle tek taşla avlanıyor ama pek bir şeyi yakalayamıyor. Öyle değil mi romantik sazan? Aa, sazanı öldür ama hakkını yeme Mahir. Demek bir balıkçı atmosferi yarattınız ha? Bravo, tebrik ederim, çok güzel bir fikir. Gözüme girdiniz Ferdi Bey, iyi günler. Teşekkür ederim Nermin Hanım. Halde görüşürüz Mao. Ya Nermin, hayatım Ferdi yine güzel yakalamışım. Makaraya sarıyorum. Niye tebrik edip niye limo sıkıyorsun hayatım? Senin yüzünden Mahir. Aa, benimle ne alakası var? Ben romantik sazandan bahsediyorum. Ayrıca sazana limon sıkılmaz, zeytinyağıyla daha güzel olur. Ben az önce dünyanın en kro adamını tebrik etmek zorunda kalmışım. Sen hala iğrenç iğrenç espriler yapıyorsun Mahir. Yani ne yapabilirim ki? Şaşırt beni. Beni şaşırt. Ne? Yani nasıl? Niye? Nasıl? Ne demek nasıl? I don't know Mahir. Bir yolunu bul, o mağara adamın karısına yaptığından daha güzel bir sürpriz yap bana. Hayatım ben sana evlenme teklifini tekne tutup denizin ortasına yatır. Ne yapayım, eve su doldurayım, tekne mi sokayım lan? Bilemedim ki ben şimdi. Aa, kopyalama Mahir. Herhalde aynısını yapmayacaksın. Birazcık yaratıcı ol. Nasıl bir şey, ne yapabilirim? Biraz bir tüyo versen. Tüyo mu vereyim? Aha. Benden tüyo istiyorsun. At yarışımı oynuyoruz. Beygirleşmenin alemi yok Mahir. Bilmiyorum, ne yap ne et, bir yolunu bul. Bana sana nasıl, niye aşık olduğumu tekrar hatırlat Mahir. Ay, Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Hadi be. Vay maşallah. Sen nereden çıktın dayı ya? Asıl sen bu kadar çok parayı nereden buldun onu söyle. Ben hem kafamı hem paramı çalıştırıyorum dayı. Tamam tamam, hemen hava yapma. Al sana 100 euro küçük çakal, evlatlık hakkı ama yarısını alırım, 50'si senin. Ah şöyle. Ne yapacaksın bakalım sen bu kadar çok parayla? Hepsi bugün çok hayırlı bir iş için harcanacak dayı. Hadi canım. Biz var ya, Kütahyalı falan değiliz. İtalyanız biz. Sicilya dolaylarından falan. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Mafya mısınız gizli gizli para alışverişleri falan? Kullanacak bir şey yok be abla. Her zamanki gibi dayıma borç veriyorum. Ha. Yani üstelik gizli saklı iş çevirecek olsak gelip de evi mutfağında çevirmeyiz. Değil mi ama? Bu evde gizli işleri bir tek sen mi çevirirsin Gül Hanım? Komşunun oğlu nasıl? Komşunun kızı. Şşş, yürü. Laf sokması olmayacak sanki. Tokatçı. Pampişim hoş geldin. Yüzünü gören cennetlik vallahi. Anam ağladı anam. Bunların da amma çok adeti varmış be kardeşim. Sorma Tokatçı ya. Sandığıydı, bohçasıydı, kurbanıydı derken bir yılda biriktirdiğim parayı bir haftada yedim. Neticede anam oturdu hakikaten hüngür hüngür ağladı ya.
Kolay mı muhtar? Kız alıyorsun. Ya biliyoruz, biliyoruz. Helal hoş olsun Aysel'ime de. Ah, ne temiz kalpliyim be. Hoş geldin aşkım. Nasılsın aşkım? Oo, aşkım, aşkım, aşkım. Maşallah, nazar değmesin. Merhaba Tokatçı Tekin abi. Sen bundan sonra bana böyle mi hitap edeceksin? Daha sen bir şey mi olsun? Teko nasıl? Bütün seçeneklerim bunlar mı? Ya ne düşünüyorsun aşkım? Bas tokadı geç ya. Çok memnun oldum hayatım. İyi ki geldin. Vallahi yorgunluğum geçti. Vallahi hemen rahatlama istersen muhtar. Çünkü annemlerin yeni bir isteği daha var. Az önce tokadı basıp geçiyordun. Ne oldu? Şimdi bir genişledin mi öyle? Faytonla gelip almazsan kız evinden hayır doğu hastalamazmışsın. Fayton? Fayton olmaz. Fayton olmaz. Olmaz mı? Fayton olmaz. Sen anneni ara de ki. Muhtar da uçan halıyla gelip alacakmış de. Uçan halı mı? Ya salla halıyı. Ne halısı? Muhtar bizzat kendisi uçarak gelecekmiş de. Ben ne yapabilirim? İstiyorlar da istiyorlar işte. Ben mi istiyorum? Benim bebeği dalga geçiyorsun muhtar. Evet muhtar. Kızla niye dalga geçiyorsun? Sıkıyorsa gidip kaynananla dalga geçsene. Karışma sen. Vallahi seni kurban diye keserim gelin alayın önünde ha. O da mı fazla geldi? Tamam, ben bir yolumu açıklarım annemlere muhtar. Aşkım, aşkım. Aysel'im, yok öyle değil. Ya önemli değil, tamam halledin. Aşkım. Koş muhtar, koş. Kaçıyor gelin alayı. Can, sen miydin oğlum? Sağ ol be anne. Ben de seni gördüğüme sevindim. Tamam, ondan değil. Çocuğum üzme beni şimdi. Baban aradı. Akşama bana bir sürpriz hazırlıyormuş da onun için böyle heyecanlı onu bekliyordum. O zaman ben derhal kayboluyorum anneciğim. Siz keyfinize bakın. Ay, ay nasıl bir sürpriz hazırladı acaba? Sürpriz derken? Bahattin Bey'i tanımadın mı hayatım? No. Gelsene sen benle şöyle. Bir dakika Bahattin Bey. Mahir kim bu adam? Nikahımızı kıyan nikah memuru Bahattin Bey. Ay zombiye bağlamış. İşte birkaç sene oldu. Evet. Mahir, sürprizin bu muydu yani? Evet. Bize tekrar nikah mı kıydıracaksın sen? Nasıl ama, nasıl ama? Şahane bir numara. Bizim gelinlik damatlık nerede atanır çıkar? Senin gibi angutla tekrar nikah kıyacağım ha? Kendime kıyarım daha iyi Mahir. Ebemi bulup getirseydin bari stupid. Götür şu adamı şuradan. Bir iyiyle bakıyor bana zaten. Çekil. Vay arkadaş, nasıl bir iş aldım ben başıma ya? Bahattin Bey bir çay kahve bir şey içer misiniz bari? Yani... Balıkçımıza hoş geldin çocuğum. Aç mısın mezeleri sayayım mı? Yok dokun. Sadece sana şunu göstermek istedim. Ne bu? Bu dönem hiç kırk notum olmayacak. Karne hediyesi konusunda sizi rahatlatmak istedim. Önce bir karneyi görelim Emre Bey. Alo. Efendim? Aa merhaba hocam, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Hayırdır? Emre'nin hediye aldığı kazak mı? Demek öyle. Baba, pardon, yok yok size demedim. İyi günlerde giyin. Ne demek, ne demek iyi günlerde giyin hoca hanım? İşi değil. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Konuşmamız lazım Ferdi. Hayırdır? Temizlik var galiba. Bir belediye gelse burayı görse vazgeçer temizlemez Ferdi. Benim de umurumda değil. Haberin olsun. Emre ile ilgili. Emre kırıksız karne getirebilmek için öğretmenine bizim adımıza pahalı bir kazak almış. Yapma ya. Yapmış ya. Ya vallahi ben kazak falan almadım öğretmene. Koskoca öğretmen yalan mı söylüyor? Ben nereden bileyim?
bileyim baba? Çocuğum servisteki birinin hediyesini falan mı zorla aldın ha? Ya hırsız mıyım ben? Eğer kazak alacaksam gidelim kendim internetten alırım. Emre bak, bize haber vermeden neden böyle bir şey yaptın çocuğum? Ya niye inanmıyorsunuz bana? E çünkü bize güven telkin etmiyorsun çocuğum. Dinin imanın yürü oldu. Ben seni böyle para göz bir çocuk yetiştirmedim. Her şeyi parayla yaptırmaya çalışıyorsun. Bunu niye yapmıyorsun? Emre bak sinirleniyorum. Çok pahalı bir kazakmış. Nereden buldun o kadar parayı? Sabah dayım var ya buna para verdi baba. Koparanlar merhaba. Sen Emre'ye neden para verdin? Aa, yeğenim değil mi enişte? Harçlık verdim. Birinizden biriniz konuşun. Yoksa yemin ediyorum cinnet geçireceğim. Abla ne oluyor ya? Ben bir şey anlamadım. Tamam demek öyle, demek öyle. Peki, peki tamam Ferit'ciğim. Şu ana kadar uyguladığımız modern ebeveyn taktikleri işe yaramadı. O zaman ne yapıyoruz? Alaturkalara geçiyoruz. Söyle bakayım sen şimdi. Aa, ya anne ya. Abla gözümü seveyim çocuğu kulağını koparacaksın ya. Bu işi medeni bir şekilde halledelim değil mi ama? Yazık bak yeğenini kıskandı. Enişte aklım oluyor ya. Bana bak. Bu evde bizden gizli neler oluyor anlatın. Vallahi benim hediyeden falan haberim yok. Ne parası verdin o zaman çocuğa? Ha? Bildiğin insan parası abla. Yoğru. Teki. Ve eski kulağı kesiklerden olmak üzeresin. Siz bilirsiniz. Fırlat Gülbahar. Yapma yapma. Anne sen de vurma yazık ya. Enişte kardeşine geldim. Şu yaptığına bak ya. Geç bile kaldık geç bile. Hadi bari ona vurma tamam buna vurdu kilitle. Hadi. Ya, tamam yeter ya. Dayımla ortak bir iş yaptık onun parasını aldım. Nihalet ettin çocuğumu ha? Enişte tamam tamam dur anlatacağım. Şimdi Avrupa Birliği'nde çocuğu olmayanlar da çocuk parası alabilir mi acaba diye düşünürken dedik ki biz acaba Emre onların da çocuğu olabilir mi diye düşündük. Yani. Ay çocuğumu mu kiraladın Allah'ın cezası? Yok 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 yok. Kiralama falan yok. Kiralama yok. Biz ön araştırma için Kaparo aldık. Ondan sonra baktık ki o yüz patlamış. Olmuyor yani. Yani biz Avrupa Birliği yerse dedik. Yerse ha? Yer mi yemez mi bakalım? Gel buraya. Gel. Kazak falan çalmadım ben. Sus! Yalancı! Efendim, alo. Buyurun, buyurun hoca hanım. Kaza size emre değil, emir mi almış? Karıştırdınız. Anladım. Abi biz de anladık. Fark ettik tabii, fark ettik ama biz önce bir olayı detaylarını anlayalım istedik. Oldu. İyi günler hoca hanım. İyi günler. Ne oldu şiştiniz mi? Nasıl ödeyeceğiz şimdi? Dur bakalım. Daha sen aklamadın Sipa. Hikayede bazı karanlık noktalar var. Kırıksız karneyi nasıl ayarladın onu söyle. Bak ipin ucunu yakaladık. Çözeriz ona göre Emre. Hademeyi ayarladım. Sınav kağıtlarının tutulduğu deponun anahtarını aldım. Tık, yürü çöp kadını. Yürü. Ayrıca sadece dayım vermedi. Can abi de verdi para. Öyle mi? Ses ne ya? Ne ki öyle? Gel bakayım. Şşt! Bana bak. Beni ispiyonlama. İki haftalık açlığım senindir. Sandalyemi yaktın ya beni. Ben senin hayatını kurtarmak için söyledim oğlum. Sopayı yiyordun o kadar. Bu sefer parası vurdum. Bana bir iyilik borcun olsun. Şimdi bu da boş kağıda imza atıyormuş gibi oldu ama gel buraya anlaştık. Bunu nasıl çıkardın buraya? Çanakkale'de Seyit Onbaşı mermiyi nasıl sırtladıysa ben de öyle sırtladım çıkardım. Yalnız aramızdaki tek fark o vatan aşkıyla yapmıştı ben Nermin'imin aşkıyla. Niye? Niye? Ben eski motorcuyum Gülbahar Hanım. Ben motorun üzerinde tavladım Nermin'i. Ha, şarap Mahir.
Hatırladın değil mi Nermin? Ah, unutur muyum? Motorun önünü kaldırıp 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 bizim evin önünden bir aşağı bir yukarı geçip dururdun. Kulakları çınlasın babam da ne sinir olurdu. O eski motoru çok aradım ama bulamadım. Maalesef motor yok ama o aşık olduğun eski deli fişek motorcu burada. Hatırladın değil mi Nermin? Evet. Bana arkadaşlık teklif etmek için evimizin önüne çekmiştin bu motoru. Ben de dışarı çıkmıştım habersiz seni gördüm ve sen bana... Bir boğaz yapalım mı Nermin demiştin. Bir boğaz yapalım mı yavrum demiştin ama olsun yine de çok güzeldi. Hatırladın değil mi? Hadi atla. Aa. Hayırlı kazalar. Hadi girelim. Evet, hadi şey görüşürüz. Ne kazası? Hadi. Görüşürüz. Bu Mahir'in her yeri motorcu olsa ne olur be? Yani düşüp bir yerlerini kıracaklar. Ya bizi taklit ediyorlar biliyor musun Gülbahar? Ferdi sakın yanlış anlama. Ben Emre'nin vukuatı yüzünden seninle konuştum yoksa ben hala... Gel, gel. Ferdi. Gülüm, Gülbahar'ım. Ömrümün sonuna kadar ilk baharım. Dünya ahiret, ilk aşkım. İki evladımın annesi. Evimin dirliği, düzenliği Gülbahar'ım. Efendim. İlk günlerdeki gibi değiliz. Biliyorum. Ama bugün de güzel be Gülbahar. Ben tırcı adamım. Bildiğin bütün güzel lafları biraz önce harcadım biliyorsun. Evet, ilk günleri ben de özlüyorum. Seninle yaşadığım her gün bir öncekinden daha güzel. Ne yapayım? Bak, halimi görüyorsun. Bir Allah'ımın, bir de senin önünde diz çökerim Gülbahar. Daha ne yapayım? Ölürüm senin için. Ömrümüzün kalan günleri evliliğimizin ilk günü gibi olur inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar benimle her gün evlenir misin Gülbahar? Evlenirim beyefendi. Sen ağlıyor musun ha? Yok canım, kum mu kaçtı ne? Ondandır ondan. İyi, sen bana bir izin ver de ben şu etrafı bir halledeyim ha? Sen otur dinlen. Her şeyi ben halledeceğim. Aman tamam artık bitti. Hayır ben temizlerim. Ya o zaman ikimiz beraber yapalım. Ağırları ben kaldırayım Gülbahar. Hadi öyle olsun. Hadi gidelim. Temizlik malzemesi. Hadi bakalım. Tutan kamon gibi oturuyorum burada delireceğim Mahir. Hep senin yüzünden. Stop it. Nermin, evlendiğimiz günden bu yana motor kullanmıyorum ben. Ayrıca arkada biraz sakin duraydın bunlar gelmezdi başımızda. Yani motorun arkasına ayağa kalkıp kollarını açarak Titanic yapmak da ne demek oluyor? Gemi mi bu? Gemiyi kullansan onu da batırdın zaten Mahir. Evet. Portakal sularınız da geldi çılgın motorcular. Ay içmeyeceğim şu an. Sinirden midem kaynadı. E ama siz istediniz ya. Valla ben de istemiyorum. Bana şöyle zararlı bir şeyler var. Kola, gazoz falan öyle bir şey. Sabah tost yaptırdınız, yemediniz. Mısır patlattırdınız, istemediniz. Portakal sularını da mı içmiyorsunuz? Peki, o zaman size iyi günler. Can, where are you going? Nereye oğlum? Hani okey oynayacaktık. Bravo Mahir. Huysuzluğundan çocuğu da kaçırttın. Okey oynayacak zaten dördüncümüz yoktu. Şimdi üçüncümüz de yok. Nermin, senin yüzünden sıkıntıdan patlayacağız burada. Niye benim yüzündenmiş? Her şey o pis koparanların yüzünden oldu zaten. Gaza getirdiler bizi. Koparanları çağıralım, onlarla okey oynayalım. Ay saçmalama Mahir. İnsanlarla kavga edip duruyoruz, gelmezler ki. Hem davet edip rencide olamam yani. Nermin'im, mantıklı düşünmesene. Onlar bizimle rekabet edecekleri hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Doğru söylüyorsun aslında. Tamam anladım. Mahir amcalar gibi madara olmak istemiyorsam motora binmeyeceğim. Çünkü motor çok tehlikeli. Ve sana asla Nermin teyze gibi bir gelin getirmeyeceğim. Aferin benim.
Oğlumun yavru. Efendim ortağım. Evdeyiz. Ya yürü git. Siz ne anlarsınız okeyden be sosyetikler? Bana bak. Ne korkacağız be? Tamam. Hazırlayın okey masasını, geliyoruz. Ferdi, bizi okey'e mi çağırıyorlar? Evet. Biz evlendiğimizden beri daha okey'de el vermedik demedin mi? Eyvah, yine kavga çıkacak. Benim hemen ablamlara haber vermem lazım. Vay vay vay, şuna bak. Tek teker maho, rüzgarın oğlu, asfalt çatlatan El Niño. İnsan bir geçmiş olsun der. Geçmiş olsun ha? Okey partisinin sonuna saklıyorum ortağım. Baştan söyleyeyim, gösterme yok. Nedenmiş o? Okey ahlakın ayrı, öyle beleşten puan düşmek olmaz. Benim için fark etmez. Şeyi de söyleyeyim, çifte giderken atılan taşlara bakılabilir. Evet. Becerenlere karşı koparanlar. Şunları masaya gömelim Gülbahar. Bir dakika. Belli ki siz bütün bir yazı okey oynayarak geçiren orta sınıf typical Türk ailesisiniz. Onun için karı koca çok numara vardır sizde. Bence taş çekelim, çiftleri öyle belirleyelim. Bana uyar. Ay bir şeye de itiraz et yani Mahir. Ne hırsız, ne pasif, ne ezik bir adamsın. Alt üstü bir okey Nermin, abartma. Aman sizin dilinize düşeceğimize taş çekeriz daha iyi. Büyük çekenlere karşı küçük çekenler. Buyurun. bu durumda ben Gülbahar Hanım'la eşim, sen de Ferdi'yle. Hiç surat yapma. Kendin kaşının Nermin. Bohça tamam, sandık tamam, ailen erkeklerine 12 tane deri cüzdan tamam. 12 deri cüzdan mı? O ne biçim adet öyle? Cüzdan artık biz bir aileyiz anlamına geliyor. Ha öyle. İçine biraz da para koyaydın tabii kaldıysa. Beyaz eşya bütçesinden biraz yedik. Ama girdik bir yola Tekin. Helal olsun Aysel'im, helal olsun. Dayı, muhtar abi. Acil durum. Yardımımıza ihtiyacımız var bizim. Ne oluyor be? Nasıl oldu bilmiyoruz ama koparanlarla becerenler okey masasına oturdu. Kesin kavga çıkar. İşte kavga etmesinler diye bizim bu oyunu durdurmamız lazım. Bir dakika. Oyunu durduramayız ama kavga etmelerine mani olabiliriz. Nasıl? Matmazel'e araştırma yapıyorum ayağına kaydettirebilirsek... bizimkiler kamera önünde hayatta kavga etmezler. Matmazel evde mi? Kokusunu alıyorum evde. Hadi yürü. Hadi. Sen nereye muhtar? Matmazel'e. Onlar aralarında konuşup hallederler. Sen koşa koşa gitmesen de olur herhalde. Tabii canım da ben yardım için yani, yoksa ne işim olur matmazelle ya? Tam kız isteyecekken. Tabii ya, ne yani, değil mi? Hadi Maho, sana gelince istasyon oluyor be kardeşim, hadi. Joker sarı üçlü müydü? Ay Mahir Beyciğim, biraz daha kendinizi verseniz oyuna. Babamın ömrüne bereket. Ferdi, yok öyle şifreli hareketler. Ne şifresi ya? Alnım kaşıyorum. Bizi germek için yapıyor Ferdi Bey. Hı-hı. Bir cool. Ben bakarım. Gülbahar Hanım, siz de gözünüzü masadan ayırmayın. Ne o? Sen şimdi bir taş çalmakla mı suçluyorsun? Sana söylüyorum, sana. Matmazel, buyurun. Okey, oynuyor musunuz? Evet. Avrupa Birliği'nde böyle bir oyun yok. Ben çok merak ettim. İzleyebilir miyim? Gel Matmazel, gel tabii ki. Film çekmek yasak Matmazel. Neden? O da mı bir gelenek? Şimdi burada relax oyun oynuyoruz. Kavga çıkar, bir şey olur, hiç gerilmeye gerek yok. Nermin Hanım haklı. Ay Matmazel, hazır ayaktayken ölmüşlerin ruhuna da bana bir bardak su veriversene. Su? Vereyim, kimse ölmesin. Ne oldu?
şey olmadı matmazel. Ferdi oyun açtı. Hem de okey atarak. Çak orçam. Biz de açtık ama hiç o kadar tepişmedik Ferdi. Ay ne güzel oldu. Ne zamandır okey oynamıyordum. Avrupa Birliği Danışma Merkezi'nde okey oynanıyor. Dur ben şimdi bir fotoğrafını çekeyim ya. Can ne yapıyorsun? Lisansımı elimden alırlar ya. Bırak. Eyvah. Matmazel'in çekim yapmasına izin vermemişler. Kesin birinin gidip bakması lazım şu anda. Dur. Oyunu bozmayın. Can git bir bak oğlum. Hah. Aman abi girilir mi şimdi o çatışmanın ortasına? Ben Mehmet Ali'ye haber vereyim, o baksın. Yuh be muhtar. Gördüğüm en yalaka aşıksın ha. Görüyor musun? Herif nişanlısına okey attı. Çok teşekkür ederim muhtar. Olur mu ya? Dalmışım. Yapma gözünü seveyim ya. Sen kendine gül ağacından ıstaka yapmış adamsın. Yeme bizi muhtar. İşiniz olmadan Gulbahar. Duyan gelmiş. Bravo matmazel. Bak çözdün sen de işi. Ya. Cips kaldı mı matmazel? Kaldı Ferdi Bey. Getireyim. Hı. Nesini oynuyoruz şimdi? Ay şimdi yemeğe ne diyeceğim ama... bir daha buluşursak ailece görüşmeye girer. Overdose olur. Sorry. Tadında bırakalım tadında. Eşler kendi aralarında hallederler. Ben Ferdi ile siz de Mahir Bey'im. Sana nasıl olsa her şey uyar değil mi Ezik Mahir? Ferdi Bey de kabul ederse. Niye etmeyeyim be? Zaten okeyi de çekmişim. Ah, bir tanesi de bende. Bakarım. Mali. Oo, şeytanın kız bol olsun. Durum nedir? Ben bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormaya geldiydim. Servisle matmazel ilgileniyor Mali. Ah, küçük sandviçlerden al Mehmet Ali. Bütün gün hiçbir şey yemeden oyun oynuyorlar, bayılacaklar. Tamam. Ha Mehmet Ali, senin şu taksici arkadaşın var ya, onu ayarlasana yarın bizi hastaneye getirip götürsün. Tamamdır Mahir abi, merak etme sen, ben hallederim. Tamam. Sıra kimde? Ben de dur çekiyorum, taş koyayım. Tüh be. Bittim ortak, bittim. Bravo. Be. Bravo. Yani ne oldu şunu şöyle insan gibi açsanız? Hani elim kötü diyordun, ne oldu Nermin Hanım? Bana laf yetiştireceğinize taş takip etseydiniz. Hı. Sayenizde sıfırdan el açtım vallahi. İki, iki. Bu ele alan kazanır. Hadi bakalım çalışın. Hadi. Buyurun. Yerlerini kürenleri alın bakayım hadi. Bak bakayım, bir tane şey alabilir miyim lütfen? Beyciğim. Benim başıma ne geldi? Ne geldi be? Mahir abi taksi istedi yarın için. Ben de hemen Ercan'ı aradım. Gececi şoför hasta olmuş diye. İstersen sen çıkabilin taksiyle dedi bana. Ne deyin? Ne deyim? Sen yol sokak bilmen be Mehmet Ali. Ya kaybolursan? Boş ver, hiç bulaşma bence. Ya 3-5 kuruş daha girsin cebimize dedim. Yani uyuyacağıma çalışayım. Bu cümleyi senden ilk defa duyuyorum Mehmet Ali. Ne yapayım be eşim? Artık kendimi değil, doğacak olan bebeğimizi düşünürüm. Da yarın sabah sen çıkabilin servise. Ah Mehmet Ali, ah! Gene gıvırma karşımda. Çıkarım, merak etme.
Hı, ne oldu? Rozba rövanş mı istiyormuş yoksa? Seni tırnakçın Ermin. Taş çalarken gördüm. Ne olmuş? Bitemiyorum demedin mi sen? Oyunu oraya kadar getirmişiz. Bırakacak halimiz yoktu herhalde. Rozbar'ı ispiyonlamadın değil mi? İspiyonlar mıyım? Mumbarından et sotesine kadar acayip bir kolesterol sofrası kurdum. Sebze olarak bir tek tekim var. Ben de Mahir'e yeni kayak takımı aldırdım. Bak, taş çaldığını Gülbahar öğrenirse seni değil beni öldürür. Sakın çaktırma. Tamam tamam, sen de bir quiet o zaman. Ne? Ha, sessiz ol, sessiz. Ağzını sıkı tut, sıkı. Kiminle konuşuyorsun Ferdi? Yok yok, tespihiniz bizde yok Ferdi Bey. Her yere baktım, biz de unutmamışsınız. Kim bilir nerede. İyi akşamlar Rozbahar. İyi akşamlar. Ne oldu ya? Bir şey oldu yok. Tespihimi orada düşürdüm zannediyordum. Sordum, düşürmemişim. Ya bu samimiyet? Sen bir şeyler mi karıştırıyorsun Ferdi? Ben? Özlemişim et soteni be Gülbahar. Çok güzel ya. Şuraya bak be. Mum var var. Et sote var. Kokoreç bile var. Doktor Öz gelsin de sofra görsün. Ay anne ben istemiyorum. Yiyemem bunların hepsini. Sen kaybettin diye biz niye işkence çekiyoruz ya? Ben kaybetmedim. Mahir kazanamadı. Hani bu Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedince biz de kaybetmiş sayılmıştık. Onun gibi bir şey yani değil mi? Yeme bizi abla gözünü seveyim ya. Yok öyle şey çocuklar. Sen 5 kere açtın Mahir 4. O Gülsün'le daha ne kadar konuşabilirsiniz merak ediyorum yani. Vay be. Koskoca Bayramoğlu okey şampiyonu ablamın düştüğü duruma bak. Abla nasıl oldu bu iş? Ya sus sus. Anlamadım ben de. Ben revanş istiyorum Ferdi. Hemen hallederiz. Bana oyun oynuyorum diye kızıyorsunuz. Aynısını siz yapıyorsunuz. Öndekine bak. Alo. Nermin Hanım. İyi günler. Revanş istiyorlar. Tamam. Bu akşam da biz de yaparız. İyi günler. Niye Nermin'i arıyorsun? Mahir Bey'i arasana. Orta Özgül var. Abla be, Zerde'de yaptın mı? Yok, Zerde merdi. İşkembeci mi burası? Allah Allah. Bana niye bağırıyor ya? Ne oldu şimdi? İşkembeci mi burası? Oynama yemeğinle, ye şunu. Ha bak. Sonunda gırdın bacağını şeytanın Mehmet Ali'ye. Gırdın bacağını şeytanın. Kimdir be bu saat? Ercan. Alo, Ercan. Yok kardeş, hiçbir sorun yok. Ha, fulledim depoyu, götürdüm teslim ettim arabayı. Sağ ol kardeş, sağ ol. Hadi iyi geceler, iyi geceler. Vay kusum vay. Allah'ım. Nedir bu paralar? Bu paralar şey... Müşterinin biri unuttu galiba arabada. Ben de hangisi bıraktı bilemediğim için aldım hepsini eve getirdim. Ne gitmedin karakola teslim edesin? Uykum geldi çok. Karakola gidersem sabaha kadar salmayacaklar beni. Ben de getirdim eve. Yarın sabah sabah ilk iş götürüp teslim edeceğim karakola kendini. Hadi, hadi kalk yatalım da gözümden uyku akar benim hadi. Of Mehmet Ali, bir işin avukatsız olsun be adam. Ne yapayım be eşim? Nerede varsa bir olay, delir bulur beni çok kolay. Hadi yürü yatalım. İyi yere koy bari kendini. Değme
gelsin yalvaya. Abilerim, ablalarım, tavşan kanı çaylar bunlar, buyurun. Yalnız oyundan sonra masa alamasın, kahveciyi de görelim. Haydi afiyet bal şeker olsun. Dönmüyorsan açıyorum Ferdi. Aç aç zaten sonra. Ne olduğunu bilmiyorum Ferdi. Rüyanda Nermin, 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 Nermin diye sayıklıyordun. Yapma ya. Yaptım ya. Nasıl ya? Nasıl artık, onu sabah konuşacağız seninle Ferdi. Bilmiyorum. Gülbahar diyorum, duymuyor musun ya? Biraz da benim ismimi sayıkla diye Ferdi. Bahar, etme, eyleme ya. Neyi etmeyeceğim, ben neyi eylemeyeceğim, neyi etmeyeceğim, neyi eylemeyeceğim, söyler misin Ferdi? Bağırma Gülbahar, çocuklar uyanacak. Çocuklar duyacak diye utanıyorsun değil mi? Niye utanacağım be? Ben orada okey oynadım sadece, okey. Ay ben de en çok ona kızıyorum zaten, okey oynuyorsun diye. Hayır, okey değil, kızma birader, oynasın, o kadar sinirlenmeyeceğim vallahi. Gülüm, Baharım. Aynı okey masasında sen de vardın, Mahir de vardı ya. Ay, çok sağ ol, çok sağ ol. Ben nasıl bir figürandım acaba, diyaloglu, diyalogsuz? Hayır, çünkü başrol Nermin Hanım'dı da. Yani korkutup seni böyle bağırmana sebep olabilecek ne yapıyordu, çok merak ediyorum ha. O okey oynarken taşları şey diyordu. Ne diyordu? Taş çalıyordu desem, hem kurtaramayacağız hem kıllaracaklar. Hile yaptığımız bir ortaya çıkarsa. Ben ne diyorum, sen hala rüyanda okey'e dönüyorsun Ferdi. Doyamamışsın rüyana, git biraz daha yat. Ben bu işte nasıl yırtacağım ya? Yavaş, yavaş. Geldim, geldim. Şu halimize bak Mahir. Kazık kadar bir oğlumuz, bir arabamız, bir de jipimiz var ama doktora taksiyle gidiyoruz. Skandal, bullshit. Oo, günaydın ortağım. Günaydın. Good morning ortağım. Size de. Halde görüşürüz. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Gülbahar Hanım. Kapışmış mı bunlar? Ay ne bileyim, dengesiz insanlar işte. Hadi let's go Mahir. Hadi. Zor duruyor. Gel sen de. Tamam, bak şimdi ya, şunu tam kızım daha tut. O hale düşecek kızım mıydım? Of. Daha kız isterken bütün birikimi yediğime göre... nişan için arabayı satarım. Düğün için de arsayı ipoteklerim. Balayı da böbreği sattık mı? Tamam yuvamı kurarım arkadaş ya. Bu neymiş arkadaş, bu neymiş ya? Benim anlamadığım, kızı istemeye niye bir gün erken gidiyorsunuz pampişim? Ne bileyim Tekin, adetleri böyle. Gelme üstüme. Herkese merhabalar. Yola çıkmayız mısın aşkım? Aşkım, daha feribotun saati ne var? Daha durup tavuk alacağız çünkü. Ne tavuğu Aysel? Annem aradı, son anda hakkına gelmiş. Kan akıtmak lazımmış istemeden önce. Kurban aldık ya, Aysel sizin aile kana mı susadı ya? Tövbe tövbe. Ne biçim konuşuyorsun muhtar? Kurban başka bir adet işmiş. Bunun iki ayaklı olması lazımmış. İki ayaklı. Evet. İki ayaklı lazımmış ha. Tamam, alalım Aysel. Ne yaparlarsa yapsınlar ya. Onlar bir şey yapmayacak ki. Sen yapacaksın. Ne yapacağım ben tavuğu Aysel?
Beni istemeden önce kapının önünde keseceksin. Ne? Ara ananı, de ki muhtar de, tavuk yerine kendisine iki ayaklı kendisine kesse olur mu de. Anana, anana öyle söyle anana. Anana öyle söyle, anana. Yeşim, ütüden sonra da perdelere girişelim. Abla iyisin. Demin Matmazel çağırdı ya, gidebilin dedin. Şimdi ne perdesi? Ha, doğru valla. Neyse, yarın hallederiz. Anne, biz okula gidiyoruz. Tamam çocuğum, iyi dersler. Anne, müze gezisi için para. Aa, kafa kalmadı ki. Unuttuk onu değil mi çocuğum? Neyse. Al çocuğum. Anne. Heh. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim güzel kızım. İyi dersler ya. Hadi iyi dersler canım. İyi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah zihin açıklığı versin. Abla koş! Ah Gülbahar, ah, ah Gülbahar, ah, ah. Tabii kocan komşunun karısıyla rüyasında bağıra çağıra okey oynarsa iki gram aklında kaçıverir işte böyle. Ah. Tamam babacığım, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Korkla, korkla. Oh, mis gibi. Tamam. Şimdi ne yapacaksın pampişim? Gözlerini kapayacaksın, vazifeni yapacaksın değil mi ama? Yok kanka, yapamam, yapamam. Bütün adetlerini yaptım ama tavuk mamuk kesemem ben ya. Vallahi bizim orada tavuk bile kesemeyen adama kız vermezler muhtar. Vermezlerse vermesinler be. Ama adet. Yahu sizin adetinizden bizim saadetimize sıra gelmedi ki hayatım. Vallahi o zaman hiç zahmet edip yarmen istemeye gelme muhtar. Babam tavuk kesmeden kapının içine sokmaz seni. Ama sen yapma, sen de iki dakika bir ortasını bulalım değil mi ama? Ya orta morta yok kanka. Bunlar bu tavuğu kestirirler, ondan sonra da bana çiğ çiğ yedirirler. Ya bunlar nerenin adetleriymiş? Ben bilemedim ki bunu, ben bilemedim ki bunu ben. Ha? Afrikalı mısınız siz kızım? Ah. Niye tavuk kesiyorsunuz? Vuducu musunuz siz? Vuducu! Vuducu! Tebrik ediyorum muhtar. Bununla beraber iptal olan kaçıncı düğün bu? Öf be, tamam. Tamam, sen devam et Tekin. Sıcak yeşim, ister misin? Şu salonda bir alayım abla da. Sağ ol. Ah, ben çalışsam seni... Yok yok, sen bak keyfine bak. Tamam. Bu okey oyun Türkler için cirit, güreş gibi önemli, çok özel bir oyun olmalı. Çünkü Ferdi Bey ve Nermin Hanım normalde düşman gibi ama okeyde çift olunca dost oldular. Hem de ne dost oldular, ne dost oldular Matmazel. Gülbahar ablam kafayı yiyecek neredeyse. Ferdi abi rüyasında bile Nermin Hanım'la okey oynarmış, düşünebilin. Aa, açık mı o teyip? Açık. Kapat kapat, kendini anlatayım sana. Yeşim, mis gibi oldu ev. Ah, Allah cezamı versin. Madem ne? Hayır. Allah. Aman Nermin abi. Yardım edin be, tut yeşim, tut. Ne yapayım böyle, tek başına ayakla. Hay Allah. Tek başıma çıkmadım herhalde. Doktordan geliyoruz ama. Gerizekalı Mahir alçılı haliyle taksiciyle kavga etmeye başlayınca sıkıldım, indim yürüdüm ben de. Ay çantanız düşüyor. Ah sağ ol. O gelene kadar buyurun benim eve. Evet evet. Ay çok iyi olur, üzerimde anahtar yok zaten. Ay lütfen gelin. Real Madrid, Barcelona, artı 7. Usta, işte şuraları yıkıp kış bahçesi yapmayı düşünüyorum. Mantarlı sobalar filan. Mimar çok para diyor. Sence bu iş bize kaça patlar? Para mühim değil Besmer. İki dakika dur be Mali. İşim var. Senin iki dakika olur be kardeş. Gönder ustayı, çağır mimarı. Oğlum, o kadar çok paramız yok. Karışmasana. Bende var. Kış bahçesinin bütün masrafını ben çekeceğim. Ama kafenin de %40 ortaklığını isterim. Kabul? Ciddi misin sen? Parayı yarım saat içinde getirebilirim. Nereden buldun parayı sen?
Kıbrıs'taki limon bahçemi sattım be kardeş. Sana ne ya? Sen o parayı bul. Seni %40 değil, %50 ortak yapacağım be Mali. İnanman değil. Biraz sonra getirince görecek. Ah be Mehmet Ali. Hala daha götürüp vermedin bu çantayı sahibine ya. Of. Kim bilir kim ne kadar gözyaşı dökmüştür bunun için. Aman ben götürüp bırakayım karakola. Önemli bir şey lazım gelirse ararık oradan Mehmet Ali'yi. Görüyorsunuz değil mi Matmazel? Daha kolundaki alçı çıkmadan taksici dövmeye kalkıyor kabzımal. Türk erkekler işte. Evet. Kahve sıcak ister misiniz? Ah çok iyi olur, s'il vous plaît. Merci. Bakalım bizle ilgili bir notum var mıymış Matmazel? Size de. Hadi görüşürüz ortağım. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Bizim okey gece rüyalarına girdi demek ha. Tır dingeli. Unbelievable. Unbelievable. Yok. Bu kadar yok. Bu kadar yok. Burada yok. Hiçbir yerde yok. Yok, yok. Paracıklar yok, yok. Yok, yok. Mehmet Ali. Nedir bu evin hali? Ne oldu? Soyulduk Yeşim, soyulduk. Ne soyulması be? Çanta yok. Dert ettiğin şeye bak be Mehmet Ali. Ben onu aldım, karakola teslim ettim. Ne? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Mehmet Ali, karakola teslim ettim diyorum sana. Senin de gidip ifade vermen gerekiyormuş. Kendi param için ne ifadesi vereceğim be Yeşim? Ne ifadesi vereceğim? Ben ne gizli parası be? Sen onu takside buldum demedin bana. Ya geçen akşam bir müşteri aldım arabaya. Milli piyangoydu. Kuponunu konuşurken adamın ahbap olduk. Bitirimhaneye gidermiş adam. Kanıma girdi. Ben de takıldım peşine gittim. Attım bir iki zarcık. 40 yılın sonunda şeytanın bacağını kırdım, kazandım bir çanta para. Sana nasıl anlatacağımı düşünür kana. Sen de gittin verdin kendini polise, paracıklar gitti. Gitti. Neredesin be Nermin, neredesin? Hayrol ortağım, bu ne hal? Taksicinin tekine daldım da, Nermin'i gördün mü? Ne göreceğim ben? Nerede göreceğim? Ne alakam var? Rüyanda değil herhalde. Tır dingeli. Burada gördün mü? Neyse. Ofiste işler yolunda. Sonra görüşürüz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Allah Allah. Nerede bu kadın? Dur bir evime atmaz yere sorayım. Hayır işte. Gel buraya yavaş. Yavaş. Aman yavaş. Geldim geldim. Ay. Nurum, sen böyle mutlu olacaksan ben o taksicilere her gün dalarım ya. Ay ona gülmüyorum, Ferdi Bey'e gülüyorum Mahir. Ne alaka? Ay adamın aklını başından almışım okey performansımla. Rüyasında bile beni görüyormuş. Seni niye rüyasında görüyormuş be? Ay Ferdi taş çalıyorum diye vicdan yaptı herhalde. Denmez ki bu stupide. Yani ziyanı yok canım, alt tarafı okey oynuyormuşuz zaten. Normaldir. Rüya gibi okey oynuyorum. Adamın rüyasına gidip bilinçaltına işledi demek ki. Ne önemi var canım Mahir? Mahir neredesin?
Okey kısmını atladı, sadece rüya kısmına takıldı. Koptu gitti kabzo. Vallahi cinayet çıkacak. Mahir! Mahir dur canım. Kabzım alım ben, kabzım al! Sen nasıl benim karımı rüyanda görürsün be? Yahu dur bir anlamadan, dinlemeden be! Gerçek yani, Allah! Ya, hep beraber Mahir Bey okey oynuyormuşuz. Hep beraber okey oynuyormuşuz. Ha, sizin açınızdan bir sıkıntı yok yani Gülbahar Hanım. Mahir! Mahir bırak adamı, delirdin mi? Hep bir topu bir rüya. Kapa çeneni Nermin, bak bir laf edersen, bir laf daha edersen seni boşarım, anladın mı? Ne? Boşarım, ayağımı bastırma şunu. Ya Mahir! Ya sen bir iki dakika sakin olsana be! Vuracağım seni oğlum, vuracağım! Ay Mahir, cahil konuşma. Sen manyak mısın ha? Kafayı mı yedin? Heyvan mısın oğlum? Hayır Nermin Hanım, öyle üstüne gitmeyin, vuracağım falan diyor. Yahu sizin bu rahatlığınız beni öldürecek Gülbahar Hanım. Koca karımı rüyasında görmüş, sen ne anlatıyorsun bana ya? Bana bak! Tamam. Ben kocamın rüyasına, haysiyetine, namusuna, iffetine, her şeyine kefilim. Ben de hoşlanmadım bu durumdan ama yapacak bir şey yok, hep beraber okey oynuyormuşuz. Ne yapalım, okey oynuyoruz. Niye be? Niye? Çünkü senin bu manyak karın taş çalıyor. Evet. Bundan önceki oyunda da öyleydik. Önceleri hoşuma gitti. Ama sonra delikanlılığa yediremedim. İçime oturmuş. Bundan rüyama girdi zahir. Ama senin bu manyak karın rüyamda da taş çalınca dayanamadım, bağırmışım. Olay bundan ibaret. Bir nasıl kulakları? Eşek kulakları. Oh be! Oh! Yani geçen gün sizin kazandığınız oyunu aslında biz kazandık. Öyle mi? Öyle. Galiba öyle sanıyorum. Biz kaçalım, çok gerildik zaten. Nermin? İddia kazanmak da ne güzel bir şeymiş be. İyice yoğurdun mu Nurum? I don't. Bak İngilizce yok. Ne diyeceksin sevgilim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne? Bilmiyorum be. Ha yaşa. Bakayım olmuş mu? Olmuş mu? Yapışmış, olmuş. Çok şahane. Dur bakalım. Mahir. Ben dayanamıyorum artık. Dur lan. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Çok güzel olmuş Nurum. Şahane olmuş. Dayanamıyorum ben. Acaba Gülbahar Hanım o tır dinginin burnuna nasıl getiriyor? Ver bir sımsık daha, sımsık. Sımsık hadi bakalım. Hazır mısın Ferdi? Bak Gülbahar yapma. Sen de soğuyacaksın benden. Hadi Ferdi'cim, hadi. Kendi kendini kopartıyor işte. Çayırlara gel, çayırlara. Ne oluyor? Ne benden çıkıyor? Bir şey ötüyor arkada. Al şunları. Ay. Bacak üstüne atamam hayatım. Sesimi açınca rahatladı ama değil mi? Ah hey. Çok güzel olmuş. Acaba... Ne oldu?